Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Malum takımlarımız transferlerine devam ediyor. Biz de gelen transferler ve takımdaki mevcut oyuncular noktasından yaklaşarak yeni transferlerin takımlara nasıl bir güç katacağını bulmaya çalışıyoruz ya da o konudaki yorumlarımızı sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Öncelikle şu küçük e, hatırlatmayı yapmam lazım. E, öncelikle kanalımıza çok ciddi manada bir ilgi gösteriyorsunuz. Kısa sürede sizlerin sayesinde gerçekten çok önemli bir noktaya geldiğimizi vurgulayabilirim. Bizler de dilimizin döndüğünce size e, anlatmaya çalışıyoruz. Yorumlarımızı sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. E, az önce söylediğim gibi ilginiz çok büyük. Abone oluyorsunuz, e, değerlendirmeler yapıyorsunuz ve yorumlarınızı yazıyorsunuz. Ee, o yorumları da yanıtlamaya çalışıyorum ama e, kabul ediyorum son e, aşağı yukarı 4-5 gündür yorumlarınıza yanıt veremedim. Ve bir hayli de birikti. Mümkün olduğunca onlara yanıt vermeye çalışacağım ama şöyle söyleyeyim bazen beni mazur görürsünüz diye düşünüyorum. 600'ün üzerinde yorum olduğunu gördüm ki hepsini bir anda cevaplayabilmem çok kolay değil. Ama mümkün olduğu kadar elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Çünkü sizler bizim için değerlisiniz. Sizler olmazsanız biz zaten bu anlatımı kimlere yapıyoruz? O zaman bir değeri yok bir değer taşımayacak. Onun için bu anlatımları yaparak e, sizlerle düşüncelerimizi, yorumlarımızı, görüşlerimizi paylaşma gayreti içerisine giriyoruz. Hepiniz biliyorsunuz e, işte Fenerbahçe ile ki transferin hızlı takımı başladık. Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı değerlendirdik. Trabzonspor'u biraz bekledik. Neden bekledik? Çünkü e, Trabzonspor e, hamle konusunda işte bir dört e, oyuncu transferinin arkasından hamle konusunda Biraz geride durdu. Onun sebebi de tabii malum. Bon servisi elinde olan oyuncuya gidiyorsunuz. Gittiğiniz oyuncuya bir başka takım talip oluyor. Siz alamıyorsunuz. Bazen de çeşitli sorunlar çıkıyor. İşte mesela korona gibi sorunlar çıkıyor. Al, almayı düşündüğünüz oyuncu da geri adım atmak zorunda kalıyorsunuz. Sonuç itibariyle transfer zaten başlı başına sorunlu bir süreç. Bunu net bir şekilde söylemek lazım. Ama netice itibariyle bir yerlerden olaya devam etmek gerektiği gerçeğini de vurgulamamız lazım. Trabzonspor geçen sene kaldığı yerden arkasına bakmadan önüne bakarak devam etmesi gerekli. Yani biz şurada kaybettik demeden şurada bırakmıştık buradan üstüne koyarak devam etmemiz lazım diye yola devam etmesi gerekiyor. Şampiyonluk adına söylüyoruz. Bu manada baktığımızda da hamleler yapılıyor. Yeterli mi değil mi? Şimdi zaten tahta üzerinde genel değerlendirmeyi yaptığımızda biraz daha fikir sahibi olacaksınız. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Edin Newton. Şimdi biliyorsunuz Ünal Karaman'la başlayan geçen sezon arkasından Hüseyin Cimşir sonrasında Eddie Newton. Yani işte... ...ondan ona ondan ona bir ekibin içerisindeki üçüncü hoca Trabzonspor'un teknik direktörlüğünü yapacak. Şimdi şöyle bir durum var. Ziraat Türkiye Kupası kazanılınca tamam işte bak hocamızı bulduk dendi. Bu konuda benim kuşkularım var. Şu manada kuşkularım var. İkinci adam olmakla birinci adam olmak arasında ciddi manada farklılıklar var. Bir kere bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ve bir de şu gerçeği vurgulamak lazım İki maç kazanan e, teknik adam nasıl ki mükemmel bir teknik direktör İşte aradığımızı bulduk e, denecek bir teknik direktör değilse iki maç kaybeden de benim için ya bu teknik direktör değilmiş denecek bir e, hoca olamaz. Onun için de e, özellikle vurguluyorum bence yine çok acele ya, e, verilmiş bir karar gibi görünüyor. Ee, tabii ki, backgroundunda ikinci adam olarak önemli işler var ama esas olan birinci adam olarak yaptıklarınız ee, bakalım. Yani bir e, Trabzonspor e, bir anlamda sezona bir soru işaretiyle, teknik anlamda bir soru işaretiyle başlıyor. Şimdi oradan başlayalım ve devam edelim. Kalede Trabzonspor aslında bir yapılanma gerçekleştirdi. Neden? Çünkü Uğurcan gidecek diye böyle bir planlama yapıldı. Şu ana kadar Uğurcan gitmedi. Ama Gidecek oyuncu diye bakıldığında ki e, Ahmet Ağoğlu da başkan da aynen şöyle söylemişti bir oyuncu satmak istiyoruz o zaman o oyuncu Uğurcan olma olasılığı çok yüksekti ki e, Erce kardeşler Ar, e, Arda Akbulut e, Taha Tep'e Taha Tep'e gerçekten çok önemli bir e, transfer e, Altınordu'dan. Ee, ve milli takım milli takımda da Ersin Destanoğlu'yla e, Arda Akbulut'un önündeki bir kaleciden bahsediyoruz. Aslında burada dört kaleciye çıkılmasının sebebi Uğurcan'ın gidecek olması idi. Hala da o ihtimal devam ediyor. Uğurcan da açıklamalarında söyledi. Kulübün e, kararına saygı duyacağız. E, gitmemizi isterse gideceğiz. Çünkü maddi kaynak üretecek Yusuf Yazıcı gibi. Ama yok gitme e, gel görevinin başında devam et derse de devam edeceğiz diyor ki bence de çok doğru. Şimdi gelelim diğer bölgelerde. Sağ tarafta Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi ve Serkan Hasan var. Genç Serkan, Kamil Ahmet Tecrübeli, Pereira. Yani sağ tarafı aslında sorunlu değil. Evet yaşlı bir oyuncu Pereira ama arkasındaki oyuncular onu uzun maratonda takviye edecek türde oyuncular diye bakabiliriz. Sol tarafa geçeyim Marlon Xavier alındı. Önemli bir oyuncu, duran toplarda etkili bir oyuncu arkasında da genç Abdurayim e, var. Abdurayim dursun. E, yani burada tecrübe açısından bir yani daha doğrusu kapalı kutu diyebiliriz. Uyum açısından bir Marlon Xavier şey var. Abdurayim de e, orada e, seçenek oyuncu olarak duruyor. E, bana sorarsanız ben artık buraya bir oyuncu almam. Diyeceksiniz ki niye almazsın? Çünkü Trabzonspor'un elinde çok önemli bir imkan daha oluştu. E, Trabzonspor az sonra transferini konuşacağımız ee, Anders Trondsen, Norveçli oyuncu, aslında sol bekte oynayabiliyor. İhtiyaç halinde oraya da çekebilirsiniz. Dolayısıyla orada bir sıkıntı yok. Hep konuşulan konu, şu Trabzonspor'un savunma göbeği ne olacak sorusu. Bir türlü orada sorun çözülmedi. Şimdi bakıyoruz yine. Aslında enteresandır. Ee, tabii işin nitelik ve nicelik yönüne bakmak lazım. Şimdi sayacağım oyuncular, e, Trabzonspor'un kadrosunda bulunan oyuncular, stoper olarak. Hüseyin Türkmen, Majit Hüseyin'i, Gaston Kamp'i, Da Costa ve e, kiralık gidip gelen Edgar Lee. Ayrıca bir de genç oyuncumuz Atakan Gündüz var. Şimdi bütün bunlara baktığımızda 2-4-6 tane oyuncu saydım. 6 oyuncu var yani stoperde ama bir türlü ideal ikili oluşabilmiş değil. Onun için de arayışlar devam ediyor. Son zamanlarda e, ki daha önce de gündeme gelmişti bu oyuncu. Avaziyem, Çaykur Rizespor'da oynayan Avaziyem ve e, Omeru e, ki biliyorsunuz Chelsea kaynağı var. E, Kasımpaşa ve Alanya Spor'da da oynamıştı. Bu isimler de acaba iyi ikili oluşturulabilir mi diye düşünülüyor. Bir de Türkiye'yi tanıma avantajını kullanmaya çalışıyor ama şuradaki belirsizliğin çok net bir şekilde devam ettiğini söyleyebilirim. E, Tabi Trabzonspor alacağı oyunculara göre de buradan boşaltmalar yapacak. Onu da söylememiz gerekiyor. Şimdi gelelim orta saha. Çünkü Trabzonspor'un orta sahası tamam sol taraftan Novak gitti ama Marlon Xavier geldi. E, orası kapandı. Ama Trabzonspor'un orta sahası tamamen boşaldı. E, onu söyleyebiliriz. Orta sahada Badu Endia'ya gitti. E, Jose Sosa gitti dolayısıyla yani orta saha daha ciddi ve sıkıntılı bir bölge haline geldi sürekli oynayan oyuncular açısından söylüyorum. Abdülkadir Parmak evet orada önemli bir oyuncu. Trondsen benim bu sene en büyük beklentim olan oyunculardan bir tanesi çok isabetli şutları, isabetli pasları, uzun topları. Yani gerçekten çok iyi bir oyuncu. Arkadaşıymış zaten Sörlot'un. O da kefil olmuş ki kefil olunmayacak bir oyuncu değil. Onu söyleyebiliriz. Ve orada kesinlikle oyuncuya ihtiyacı var. Abdülkadir Parmak ve Doğan Erdoğan daha Statik 6 numaraya yatkın oyuncular ama sertlik olarak baktığımızda sertlik düzeyi olarak çok sertlik gösteren oyuncular değil. Tron sen biraz daha o konuda farklı diyebiliriz. Oraya Bahya'dan 24 yaşındaki Flavioyu almak istiyor. Bitti bitecek gibi bir durum var. Dolayısıyla burada iki tane transfer gerçekleşmiş olacak. Yani iki transfer. Abdülkadir Parmak Doğan Erdoğan da var. E, ve buraya bir de e, hepiniz biliyorsunuz e, Markao'nun e, alınması söz konusu. Markao tabii önemli bir isim e, ama kulübü onu e, Afrika'ya özür dilerim Asya'ya satmak istiyor. Yani daha doğrusu Orta Doğu'da pazar arıyor ona. Oyuncu buraya gelmek istiyor fakat e, büyük bir talihsizlik sonucu koronaya yakalandı. E, Covid-19 e, o nedenle transfer görüşmesi havada kaldı. Markao'da gelirse bu bölge daha bir e, zenginleşmiş ve kapanmış olacak diyebiliriz. Şimdi hemen dönüyorum asıl ön tarafa. İşte ön tarafta bir sıkıntı oluştu diyebiliriz ama sıkıntı aslında Calep Ekuban'la kapatılıyor. Ahmet Canbaz'ın döneceğini, Rahmi Anıl Başaran'ın da o bölgeyi oynama becerisinin olduğunu söylediğimizde. Ee, çok büyük bir sıkıntı yokmuş gibi görünüyor. Neden Cilerme var oraya aktarabilirsiniz. Abdülkadir Ömürü oraya aktarabilirsiniz. Aslında pozisyon olarak daha uygun. Ee, orada da çok ciddi bir sıkıntı yaşamazsınız yani. Ee, o manada bakıyorum ama ama diyorum ama ama şu Calepe Kuban'a Celtic talip oldu. 5 milyon euro da para verdi. Hani 7'ye falan çıkarsa Calepe Kuban gidebilir. O zaman Abdülkadir Ömür ve Cilerme de bu o. 10 numara bölgesini kapatmaya çalışacak oyunculardan olacak sol tarafta Vakame ve Bilal var. O Fıratcan Üzüm geri döndü ama çok da fazla verimli oynayarak dönmedi onu söyleyebiliriz. Sağ taraf daha zengin. Abdülkadir Ömür, Cilerme, Yusuf Sarı. Yusuf Sarı çok iyi bir çıkış yapmıştı ama sonrasındaki yaşadığı sakatlığın ardından dönüşü çok iyi sağlayamadı ya da daha doğrusu istenen şekilde dönmedi daha henüz ama yeni sezonda Yusuf Sarın'ın da verimli olacağını söyleyebiliriz. Burada önemli iki tane oyuncudan bahsedebiliriz. Sağ kenarda oynayan Oliver Burke İskoç futbolcu ki Alaves'te kiralık oynamıştı ve Jens Hogge. Bu iki oyuncunun transferi içinde de Trabzonspor uğraşıyor sağ tarafta. Şimdi burada büyük bir zenginlik oluşmuş gibi görünüyor ama ona aldanmayalım. E, Caleb Ekuban giderse Abdülkadir Ömür'ü içeri çekebilirsiniz, e, Cilerme gidebilir. E, ben burada e, eğer Norveçli Jens Huge'yi Bodoglimp'ten alabilirse Trabzonspor geleceğe yönelik de büyük bir yatırım yapmış olabilir. E, çünkü oyuncu çok çok özel bir oyuncu. Şöyle söyleyeyim hani kanat forvet oynayan bir oyuncu olarak 12 maçta 8 gol 7 asist yapmış yani e, olağanüstü bir iş. Ayrıca sol kenarda da oynuyor ama sağ kenar birinci bölgesi. Bu bölgede sıkıntı yok. Solda da söylediğim gibi işte zaman zaman değişerek oynayabileceklerini düşündüğümüzde sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Şimdi gelelim Santrofor bölgesine. Surlot, Steven Plaza. Plaza ile ilgili görüşümü şöyle söyleyeyim. Geçen yıl 17 maçı oynamadan geçirdiği için bir soru işareti ama çok çabukluğu var. Forvet arkasına falan, özür dilerim savunma arkasına çok iyi gidiyor. İyi bir oyuncu. Burada bir seçenek oluşturmak adına belki Plaza'yı Kanada sol kenara doğru bir Destek olarak çekmek adına da Serdar Dursun ismi çok geçiyor. Serdar Dursun'da 200 bin euroluk bir pazarlık payı kaldı. Ve onu da çözdüğü anda Trabzonspor Serdar Dursun'la anlaşacaktır diye düşünüyoruz ve e, Kazri ismi var. Sentetiyenden e, santrofor ama bu kadar santroforun olduğu yerde Kazri de olur mu derseniz açıkçası çok fazla lüks olur. Bence orta alanın takviyesi daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Herkesin e, aklında şu vardı. E, Trabzonspor bu kadroyla şampiyon olur mu? Şimdi şu tabloyu anlattığımda size eksik bazı noktalar olduğunu görüyoruz. İşte şu orta alan bölgesinde daha e, mesela Ekuban giderse oraya çok daha yaratıcı gücünü koyabilecek bir oyuncuya mesela Sosa tarzı bir oyuncuya ihtiyaç olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Ön bölgede e, çok ciddi sıkıntıları yok. Ortada bir sıkıntı var. Sol tarafta e, ikili bence idare eder. Neden idare eder? Çünkü Trondsen de oraya gidebiliyor. Yani şu ana kadar Trabzonspor'un kadro yapılanmasında e, stoper bölgesindeki o iki, doğru ikiliyi bulma çabasının dışında çok bir de orta alana bir oyuncu Flavio gelirse ki geldi gibi e, düşünülüyor. Bir oyuncu da oraya alınırsa Trabzonspor kaldığı yerden lig mücadelesine devam edecektir. Tabi bu arada bir oyuncunun satışı da söz konusu olacak. Büyük bir olasılıkla Uğurcan olacak. Ama Leipzig'in e, hepinizin bildiği gibi Sörlota olan e, isteğinin ne kadar büyük olduğunu da e, vurguladığımızda e, belki... E, Hedef değişebilir çünkü Santrofor bölgesinde önemli oyuncular var. O hedef değişebilir ve bir anlamda Trabzonspor hani sağ gösterdi, sol vurdu falan gibi. Uğurcan Can Çakır'ı satacak derken Sörlot'u gönderip maddi olarak kaynak sağlayabilir. Evet Trabzonspor'un genel yapısı bu ve herkesin sorduğu soru şuydu. Trabzonspor bu kadroyla şampiyon olur mu? Başkanın da söylediği bir söz vardı. Biz her zaman zirvede yer alacağız demişti bu kadro zirvede yer alır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Futbol dolu günlerle kalın diyerek hatırlatmamı yapıyorum. Abone olmayı unutmayın. Sizlerden gelecek olan tüm yorumlar bizim için değerlidir. Hoşçakalın.